Dostlarım selamlar, valla bugün motivasyonu yüksek bir şekilde, enerjik bir şekilde açamıyorum ee, videoyu. Çünkü bugün benim de biraz keyfim kaçtı yani artık e, bazen saçmalıklara anlam veremiyorum gerçekten. E, sabahki açılış, sabahki açılıştan sonra o yediğimiz ilginç satış, sonrasında... Ee, enerjiler iyi başlamıştı onların baskısı endeks toparlandı hisselerde hiçbiri bunlara karşılık veremedi yani bambaşka bir günü yine geride bıraktık yani twitter'da da yazdım İstanbul Borsası simülasyonunda yine ilginç bir gün yani sınanmaya devam ettiğimizi düşünüyorum şimdi neden yaşananları saçma bulduğumdan bahsedeceğim ee, seçimden ve seçime dair fikirlerimden bahsedeceğim ee, endeks analizinden ve bazı hisselere kısaca değineceğim Yine çok hisselik bir durum yani bence stabil çok hani hisselik bir durum olduğunu düşünmüyorum Ya hocam öyle diye diye bazı hisseler nereden nereye geldi Valla çok haklısınız bu da çok doğru ee, Ama yani bazı hisselerde e, teknik dışı dediğimiz hareketleri yapıp sonrasında yukarı gitti kısa vadede ee, şöyle bir durum var Farkındasınızdır diye tahmin ediyorum Bir gün yükseleni ertesi gün yükseltmiyor ya da bir hafta yükseleni Sonraki hafta mutlaka aşağı basıyorlar Yani doğru düzgün üzerine Koya koya gidebildiğimiz bir şey yok Yerimizde sayıyoruz Yerimizde sayabilsek iyi Bazı istelerde dehşet boşaltmalar var Yani çok güçlü boşaltmalar var ee, Zarar yazıyoruz yani sürekli Aylardır böyle Giden bir döngü var Biz düz yükseliyor bazen ya da belli bir seviyede kalıyor bugün mesela endeks sözde artı kapattı. Ee, artı hisseler var mı? Yok ama o eksi olan hisselerin eksilik boyutu yani insanın gerçekten anlamlandıramayacağı bir seviyede oluyor. Gün içi yaşadıklarımız ilginç şekilde oluyor. Yani şimdi gelin konuşalım. Öncelikle seçimden başlayalım. Seçim aslında sürpriz bir e, sonuç oldu seçim. Yani eee... Bu denli keskin bir CHP galibiyeti beklenmiyordu. Ee, ve öyle bir sonuç oldu. Şimdi bunun nasıl bir etkisi olabilir? Ben için siyaset kısmı değil borsa kısmını konuşacağım tabii ki. Ee, bunun nasıl bir borsa etkisi olabilir? Ben bunun pozitif bir etkisi olması gerektiğini düşünüyordum. Neden? Neden? Nedenlerinden bahsedeyim. Şimdi birincisi bir referandum muhabbeti vardı. eğer AK Parti güçlü bir şekilde ayrılsaydı bu seçimden bizim önümüzde muhtemelen bir referandum ihtimali çıkacaktı, muhtemel bir erken seçim ihtimali çıkacaktı çünkü iktidar hazır güç elindeyken iktidarını muhtemelen pekiştirmek isteyecekti ki bunu referandumla beraber yapacaktı diye tahmin ediyorum. Sonrasında bir ihtimal Ekonomi politikalarında gevşeme olabilirdi. Çünkü e, seçim atlatıldı ve e, bir tık daha belki bir gevşeme görülebilirdi. E, onun haricinde daha e, bu TL'nin e, değersizleştiği bir döneme girebilirdik. Yani artık önlerinde bir şey kalmayacaktı. Hedef kalmayacaktı kısa vadi için. Her neyse... Muhalefetin kazanması bence zaten anayasa referandumu muhabbetini ve erken seçim ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Şimdi erken seçim konusu tartışmalı çünkü diyorlar ki muhalefet kazandığı için ve güçlü bir şekilde kazandığı için erken seçim baskısı yapacaktır. Fakat iktidar böyle bir durumda erken seçimi bırakın kabul etmeyi bence muhabbetine bile girmez. E ne zaman girer? Ekonomi toparlandıktan sonra girer. Ne zaman ki ekonomi biraz biraz toparlanır, enflasyon biraz biraz düşer, bu halka yansır. Yani enflasyon düşmesi önemsiz artık. Bunun halka yansıması önemli. O boş tencere felsefesi var ya, o tencerenin dolması önemli artık. Yani iş çünkü çığırından çıktı birazcık. Ee, o zaman e, iktidar da olacaksa bir erken seçim muhabbetini dillendirir. Ben önümüzdeki iki sene bir erken seçime şahsen ihtimal vermiyorum. Fakat Türkiye burası yarın erken seçim oluyor deseler Aa nasıl oldu demek demekte şey olur yani. İlginç olur. Yani her şey olabilir yani cümleyi kötü kurdum da benim beklentim erken seçim ihtimalinin rafa kalktı. Bir diğer çekince şuydu bu seçimin faturası Mehmet Şimşek'e kesilebilir mi? Şimdi bu bence şöyle bunu savunanlar tarafından Dün hatta bunu Twitter'da yanlış anlaşıldım. Yanlış anlayanlar tarafından da özür diliyorum. Ee, akıl fakir yorumlar dedim. Çok da bana yakışmayan bir e, belki ithamdı da. İşte yanlış anlaşıldı aslında. Bunu e, böyle olursa diyenlere söylememiştim aslında. Bunu bu seçimin faturası Mehmet Şimşek'e kesilmeli diyenlere itafen söylemiştim. Yani e, şu soruyu soranlar bu seçimin faturası Mehmet Şimşek Şimşek kesilir mi diyenlere dememiştim kesinlikle. Yanlış anlayanlardan tekrar özür diliyorum bu konuda. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem kesinlikle. Ee, bu, bu öngörenler ya da böyle olması gerektiğini düşünenler. Yani halk fakirleşti. Bunun sorumlusu Mehmet Şimşek'tir. Erdoğan e, bu seçim sonrasında faturayı Mehmet Şimşek'e keser. Benim gözümle saçma sapan biliyorum. Sanki Mehmet Şimşek gelmeden önce halk... Bir eli yağda bir eli baldaydı da o tencereler hep doluydu da enflasyon diye bir şey yoktu da Mehmet Şimşek gelip sıkı para politikalarını yapmaya uygulamaya başladıktan sonra böyle bir durum oldu sanki. Yani alakası yok. Mehmet Şimşek zaten çığırından çıkmış bir ekonomiyi rayına sokması için getirildi. Mehmet Şimşek'in bu kadar sert önlemler almasının nedeni Zaten işin çığırından çıkmış olması ve radikal olunmazsa toparlanamayacak olmasından kaynaklanıyor zaten. Yani burada Mehmet Şimşek neden değil, sonuç aslında. Yanlış bakıyoruz, yanlış taraftan baktığımızı düşünüyorum. O yüzden e, dünkü açıklamalardan önce de şöyle bir tweet atmıştım. Yani AK Parti bunun sonucunu, e, bunun faturasını Mehmet Şimşek'e keserse hayatının hatasını yapmış olur ve büyük ihtimalle bir sonraki genel seçimde de e, iktidara veda etmiş olurdu. Çünkü eğer toparlanacaksa bunda Mehmet Şimşek baş atrol olacak, aktör olacak yani. Nitekim ben dün akşam Özgür Özel'in konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında çok beğendim. Bence her ikisi de güzel konuştu, her ikisi de iyi konuştu. Yani piyasaya pozitif emareler verme açısından güzel konuştuklarını düşünüyorum. Ekonomide sıkılaştırmada kararlı olacaklarını söylediler. Mehmet Şimşek'e dair herhangi bir eleştirinin bence önünü kapattılar. Kaldı ki bu sabah Mehmet Şimşek de e, bu sıkılaştırma e, politikasına tamamen devam edeceklerini bu konuda çok kararlı olduklarına dair bir tweet paylaştı. Yani e, bu konuda bir çekince de yok. İşin şimşekle alakalı bir bölümü de yok. Ekonomi politikası devam ediyor. Benim bu yıl için bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Sürekli takip eden arkadaşlar biliyorlardır ama ben yine de bir karışıklık olmasın diye her videoda hatırlatmaya çalışıyorum. Benim bu sene borsadan dolar bazlı bir rally beklentim var. Yani ben 400 dolarlara kadar atak bekliyorum bu sene içerisinde. Tüm planlarımı da ona yönelik yapıyorum. Bu sene birazcık daha beklemeli bir sene diyorum. Bunu yönettiğim portföydeki e, çalıştığımız, beraber çalıştığımız arkadaşlara da söylüyorum. Yani diyorum ki bu sene biraz sabredeceğiz. Bu sene böyle bir dönem. Bu sene alsata girersen yanarsın. Bu sene çok nakitte beklersen yanarsın. Yani kaçırma ihtimalin de çok olur. Ya da çünkü nerede gireceğinin artık bir şeyi yok. O kadar çok fake hareket dolu ki piyasa. Nerede geleceğini bilemiyorsun. O yüzden bu sene iyi şirketlerde beklemeseniz. iyi bilançosu gelecek şirketlerde. Ne bileyim bir hype olan, bir beklentisi olan şirketlerde bekleme zamanı olduğunu düşünüyorum. Hoş, Flap'ın Müthiş bir bilançosu vardı, bir temettü haberi vardı, bir beklentisi vardı. Ne oldu? Son tepesinden %50 geri düştü bir ay bir buçuk ay içerisinde diyebilirsiniz. Çok haklısınız. İşte bizim piyasanın manipülasyonu, bizim piyasanın manipülatif hareketleri yani. Ee, saçma sapan bir durum. Gerçekten tırnı başından sonuna kadar tepeden tırnağa saçma sapan bir durum. Ya bu kadar manipülatif hareketler, bilanço bu kadar güzel bir bilanço sorusu arka arkaya taban yemeler, yani çok açık bazı şeyler de işte burada her şeyi söyleyemiyoruz, her şeyi ifade edemiyoruz. Olan size oluyor, bize oluyor. Yani biz burada kendi kendimize konuşuyoruz bunlar çok olur arkadaşlar da. Ya bu da şansımız artık. Bize denk gelirse geliyor. Tamamen öyle bir durum var. Biz bir insan analiz Beğeniyoruz. Tak bir hafta sonra bu adamlar işin içine girince yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Şansımız varsa çıkarız. Şansımız yoksa çıkamayız durumuna geliyor. İşte bu e, VRGO muhabbetini de görmüşsünüzdür yani. Çok herkesin göz önünde olan olaylar mesela. Ama bir şey yok ortada yani. Yani çok da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Anlayanlar anlıyordur diye ümit ediyorum. Ee, yani kısaca seçimden sonra borsayı olumsuz etkileyecek bence herhangi bir durum yok. Ben olduğunu düşünmüyorum. Tek çekineceğim şuydu. Dün söylemiştim işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti heyetinin vereceği bir reaksiyon. Bir e, ters reaksiyondan korkuyordu. Ama öyle bir durum olmadı. Bence gayet itidalli karşıladılar. Bence gayet güzel karşıladılar durumu. Ee, ve bence... Borsanın önünde herhangi bir engel kalmadı şu an için. Kısa vadede bayram muhabbeti var. O da baskılar bakın o da bir gerçek. Ee, bugünkü olayın bayramla alakası olduğunu düşünmüyorum ama bu hafta içerisinde bir bayram baskısı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü neden? Bu mantıklı olur. Ee, şöyle mantıklı olur. 9 günlük bir tatil var. Ee, i̇nsanlar burada nakite dönüp diğer piyasalarda bunları değerlendirmek isteyebilirler. Her şeyi geçtim faize koymak isteyebilirler. Çok da mantıklı yani burada anormal bir durum yok. Özellikle kısa vadedekilerin birçoğu çıkış yapacaktır. E, Vadilindekilerin birçoğu çıkış yapacaktır. Bu bir satış baskısı oluşturabilir. E, bu konuda bir anormallik yok. Fakat bugünkü hareketin bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü perşembe gününe kadar e, bayramda eline nakit geçebilmesi için satış imkanı var. Yani siz perşembe günü sattığınızda Pazartesi günü elinizde oluyor zaten para Salı günü oluyor ya da işte her neyse Elinizde zaten para oluyor Bayrama siz Nakitle girmiş oluyorsunuz O yüzden bugünkü durumu da Çok onunla alakalı görmüyorum Bugünkü hareketi ben şahsen manipülatif bir Hareket olarak görüyorum açık konuşmak gerekirse Yani bir endeks, bir endeks 9250'lere kadar Çıkıp oradan 8950'lere Düşüp oradan 9150'ye tekrar çıkıyorsa ve bunu yaparken düşüşte hisselerin hepsi eşlik edip yükselişte hisselerin hiçbiri eşlik etmiyorsa ben burada manipülasyondan başka bir şey aramıyorum arkadaşlar. Bunu da zaten aylardır yani çok kez burada konuştuk işte sürekli dinleyen arkadaşlar biliyor. Haftada bir kere biz böyle muhabbet yapıyoruz. Bitmiyor ki. Yani haftada bir kere biz böyle muhabbet yapıyoruz burada. Ya işte Alfas'ta işte Alfas'ın son dakika olan olaylar işte yine. Kaç oldu artık ya kaç kez oldu ya kimse mi bir şey demez ya Kimse mi çıkıp ya bu hissede ne oluyor arkadaş demez ya Vallahi akıl tutulması yaşıyorum ya Yani bu kadar göz göre göre bu kadar baharat ya herkes ezberledi ya Herkes ezberledi hocam yine kaç tane mesaj geldi kaç tane yorum geldi Hocam yine alfasla aynı muhabbet hocam yine alfasla aynı muhabbet Yani artık herkes ezberledi Ya biz borsadaki sıradan insanlarız siz ben biz bu borsadaki sıradan insanlarız. Yaptığımız yatırımın tutarı belli. Ne bileyim, ee, belli bir kesimi etkileme kapasitemiz belli. Sıradan insanlarız yani. Ya biz bile o kadar ayan beyan bir şekilde fark edebiliyoruz ki artık yaşananları. İşin sinir bozucu kısmı bu aslında bakın. Ya bizim gibi sıradan insanların bunu fark edemiyor olması lazım. Çünkü her borsada olur abi. Her borsada manipülasyon olur. Ama bu kadar ayan beyan olmaz. Bu kadar bağıra bağıra üstüne basa basa altına çize çize olmaz abi. Olmamalı ya da öyle söyleyeyim. Olmamalı. Dediğim gibi ben seçimin pozitif etkilemesini bekliyorum. Bunun asıl etkilerini bayramdan sonra görürüz. Onu da söyleyeyim. Yani evet pozitif etkilemesini bekliyoruz ama burada hemen pazar testi sağlığı çarşamba tavan 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 gidecek şekilde beklememek lazım bugünkü piyasayı da beklememek lazım bu arada söylemek istediğim o değil ee, bayramdan sonra iyice etkisini görürüz ee, yaza doğru benim o 400 dolar hareketi başlar diye tahmin ediyorum yani özellikle Mayısla beraber bir hareketin başlayacağını düşünüyorum ama o zamana kadar da kötü bir piyasa beklemiyorum şahsen ee, yine de piyasanın bir yerlere varmasını, 9900'lere varmasını en azından bekliyorum ben hala. Ee, ama bunun endeksi, bu endeksin hisseleri ne kadar yarayacağı işte merak konusu. İşte Egeen mesela müthiş tutunuyordu. Geçen hafta harika tutundu. Ve bugün en çok Egeen'i sattılar? Yani ne anladım ben bu hiçbir şey anlamadım ben bu işten yani. 2 e, iki tane iki gün yükselen işte Hatsan yükselmişti, Forte yükselmişti. Bugün onları geri bastılar arka arkaya. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir tutar yanı yok yani. Stratejimde bir değişiklik yok. Ben tutmaya devam ediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bugün günlük trade de çok az yaptım. Yani onun dışında tek yaptığım şey tutmak. Yani başka yaptığım esas portföyümde. Yani şöylesi Benim esas portföyümün yüzde... 10 ile 15'i falan trade miktarıma denk geliyor. Yani söylemek istediğim benim de büyük çoğunluğu portföyde duruyor. Ben e, bekliyorum tıpkı sizin yaptığınız gibi. E, beklemeye devam ediyorum. Ne endeksin e, rallisini bekliyorum heyecanla. Yani umarım bu cefayı çekenler sefayı da sürebileceklerdir diye ümit ediyorum. Sevgili arkadaşlar bugünkü harekete kızma nedenim de e, hiç alakası. Mesela çimentolar, GYO'lar tamam düşüş bekleniyor zaten düşmeyecek olsa bile ki orada da saçmalık var bakın orada da saçmalık var. Abi bütün GYO şirketleri mi düşer ya? Ya hepsi mi beraber iş yapıyorlar yani? Hani hepsi mi düşer? Bütün çimento şirketleri mi düşer? Abi bunlar iş yapmaya devam etmiyorlar mı yani? Yani tamam iş oranı düşecekler tabii ki var ama hepsinin mi düşüyor? Yani bu kitlesel hareketler Biraz abartılıyor bizim borsamızda. Ya yani bir çığ gibi büyüme olayı var ya bizim borsamızda çok fazla var bu olay. Çığ gibi büyüyor gerçekten. Ama yine de hadi GYO Çimento algısal olarak bugün düşeceklerdi zaten. Hepimiz bekledik. Neydi bugünkü mantık? Açılışta GYO Çimento düşer. Koç grubu, iş grubu birazcık ileri gider diyorduk. Beklediğimiz gibi oldu mu? Oldu. Harika. Teknoloji niye bu kadar satışıyor mesela? Egeen, Marshall, bedelsizler Konya niye bu kadar satış? Hadi Konya çimento da yani genel olarak bedelsizler niye bu kadar satışıyor mesela? Hadi Flap, PL turu ki onları da anlamadım. Flap ve PL tur seçim listesi seçimden sonra düşüyorlar ee, diyecek olsanız seçimden önce ne yükseldiler ki seçimden sonra düşecekler bunlar derim. Orada da ayrı bir manasızlık var. Yani bu flap değil miydi fıstık gibi bilanço açıklayan temettü dağıtan ne, neden düşüyor yani? Temeli iyi, tekniği iyi neden düşüyor bu kadar? Bir de düşer hisse andan o bu kadar keskin, bu kadar sert bir düşüş. Yani bunun manası ne? İşte bugünkü düşüşlerde benim kızdığım nokta bu. Yani bir anda teknolojiye baktım. Teknoloji endeksi yerle bir oldu. Miatek, Reader, Forte, ne bileyim işte ARD yazılım her şey koptu gitti. Her şey çok sert düştü yani. Bir yanda son arzlar mesela işte Kuzey Borusu, Patek, Mogan her şey yerle yer oldu bir yanda. Ee, sonrasında ufak ufak bir toparlama olsa da doğru düzgün bir şey görmedik ve günü kapattık. Enerjilerin bir çoğu, enerjilerin bir çoğu eksi 7, 8, 10 yiyerek günü kapattılar. Müthiş yukarıda açtılar çok iyi e, seviyelerde açılışlar geldi. Birçoğu tavana gitti. Bakın birço, birçok bir enerjinin tavana gittiği günde artı 4 üzeri kapatabilen bir tane enerji yok. Bak günün siz buradan anlayın. Yani Gesan tavana gitti, Euro Power tavana gitti, Yeotek tavana gitti. Bu Saya CV çok yaklaştılar. Bunların en iyisi artı 3.5 kapattı düşünün. Eksi kapatanlar var, sıfırda kapatanlar var, bir de kapatanlar var. Ya bu kadar sert satış, bu kadar güçlü satış hani ne oldu? Sabah alınanların öğlen satmasının nedeni ne yani ne oldu? Yani hoş değil ya. Valla diyetik bir şey yok artık saçma oluyor zaten sürekli sürekli bir şeyler söylemek ama gerçekten anlamsız işler sevgili arkadaşlar. Ee, gelin bir de hisselere bakalım günü kapatalım. Dediğim gibi bugün öyle çok uzun uzun hisse bakasım da yok affınıza sığınıyorum bugünlük yani. Ee, yine akşam e, grafiklere falan bakarız ama e, ne kadar da önemli onu da bilmiyorum. Biraz keyfe keder ilerliyormuşuz gibi geliyor bazen bana gerçekten. Konuşuruz yine akşam. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar. Alfasla başlayalım. Alfas tam düşenler reddedi bugün. 103-104 TL'de. Ama velakin bir dakikalık alfas grafiklerine bakalım bakın. Ya şu Alfas'ın şu hareketlerinden bıktık usandık artık ya. Vallahi bıktık usandık artık. 17.59 mumuna bakın. 17.59 mumu. <laughs> %12 yükseldi. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bakın. Alfas yarın düşer abi. Yarın bak eksi 3 ile eksi 4 falan açar bu Alfas. Ee, çünkü sizin ne alıp ne sattığınızın ne önemi var abi. Yani sizin perfilinizde Alfas varmış yokmuş. Kimin umurunda ya? Sizin yaptığınız yatırımı kim takar? Anladın mı? Bunu eksi 3 4 açar. Yarın alfası düşer abi paşa paşa ki karanlık odada sattılar bile bakın. Tepeden hop %3.5 düştü bile. Tamam trade'leri bitti adamların abi. Hadi siz keyfinize bakın. Siz de evde dövünün. Ben burada sizlere dert yanayım. Moralimiz bozuk diyelim. Bizim o işimiz bu. Olayımız bu yani. Bu kaçıncı kez oldu bakın. Kaçıncı kez. Her alfasın hareketini ilmek ilmek takip eden birisi olarak. Bir çoğunuz da beni her gün izliyorsunuz biliyorum. Ya siz söyleyin kaçitti kez konuşuyoruz bunu. Kaç oldu çok merak ediyorum gerçekten yani. Ama yok hiçbir şey yok. Her şey aynı şekilde devam ediyor. Her şey bu düzen aynı şekilde devam ediyor bir farklılık yok. Yarın nasıl olacak Alfas bakalım. Gerçekten bu hareketler işte insanı bir tık bir tık şey yapıyor yani böyle olaydan soğutuyor. Yarınki kırılım seviyesi 103.104 diyelim. 104 üzeri kapanış lazım. Mia Teknoloji eksi 5 çok sert bir satış. Cuma günü tavan bugün eksi 5.5 işte. Ee, yine aynı muhabbet yani sürekli konuştuğumuz muhabbet. Order blok üzerinde kaldığı müddetçe bir problem yok. Kısa geçeceğim. Konya eksi 5.5 çimento diye satış yediği söyleniyor. Perşembe günü açıkladı. Devasa bilançoyu Birçoğunuz hatırlıyordur diye tahmin ediyorum. Bugün taban yeri tabandan toparladı zaten. O devasa bilanço bir seçimle ne kadar nasıl değişti de cuma günü tavan olan şey bugün tabana gitti. Anlamak güç. 10.000'i 10 destek olarak tuttukça 9500 dip desteğimiz. ben bir problem olacağını zannetmiyorum şahsen. Astor gün içinde yine yükselen trende gitmeyi denedi. 102 TL'den sert bir satış yedi. Güzel bir hareket yaptı ama hiç devamı gelmedi. Eksi altı buçukluk bir satışla günü kapattık Astor'da arkadaşlar. Bu bölgeyi kırmaya çalışacağız. Yani bu haftaki hedefimiz bu Astor tarafında. Sayas yine aynı şekilde kırılım geldi ama kötü bir mumla kırılım geldi. Buna çok kırılım geldi de diyemiyorum maalesef. Yüzde sekiz buçukluk bir yükseliş yaptı. Oradan eksi sekiz diyerek buçukla Kapattık günü sayısta da Yarını görmek lazım bu kırılım için. Çünkü kötü bir mum var ortada. Egen eksi altılık bir düşüş. Yani eksi altı Egeen. Ee, Cuma günü ne verdiyse bugün hepsini geri aldı. Aynı şekilde. Sistem hiç bozulmuyor. Bir gün veren ertesi gün geri alınıyor. Ee, sıkışma artık e, sona gelmeye çok yakın. Yukarıda 15-800 aşağıda 14-700 seviyeleri var arkadaşlar Egen'de burada bir kırılım gelecek diye düşünüyoruz. Kuzey boru bugün tabana gitti. Tabandan tepeye gitti. 121.9'dan red dedik burada. 121.9 yukarıda direncimiz. 107 TL aşağıda desteğimiz arkadaşlar. Gesan tavan bozdu. Gerçekten Gesan'ın tavan bozması da çok hüzünlü oldu. Tepeden düşüş %8.5-9'a yakın bir yüzde. Tepeden düşüş var Gesan'da da. Enerjilerde genel bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hatta şeyle bakalım. Daha bugün bakmamıştım da. ABD tarafı da bugün incele satışıyor da. Muhtemelen burası bir reteste falan gelmek isteyebilir. Ama genel olarak enerjilerde bir problem olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Euro Power müthiş bir kap. Tavan tavana gitti. Tavandan eksi yedilik bir satış. Kapın herhalde bir anda değeri düştü gün içinde. Tavandan çünkü öyle bir satış yediğine göre diye düşünüyorum. Ee, bir problem yok. Hani burayı doldurmaya gelirse 152, 153 TL civarına geliyor. Birleşim tavana gitti. O da tavandan satış yedi. Ee, 27 20. Yani artı kapattıklarına mı sevinmeliyiz? Yani %8, %10 toplayacağımız günde e, yeşil kalmaya şükrettiğimiz için üzülmeli miyiz? Yani ne hissedeceğimizi ben de bilmiyorum. Kırmızı kutu direncimiz arkadaşlar. Tarkin bugün de sert satışını yedi. Eksi beşlik bir satış geldi Tarkim dedi. 611'ler. Yani Tarkim kutunun dibine doğru geliyor artık. Ben buraların çok ciddi toplama fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ee, birkaç ay sonra bence durum çok farklı olur. Düştükçe toparlama mantığı. Yani bir anda hepsini almazsınız da parça parça. Mesela her düşüşte parça parça toparlanabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki karar sizin. Böyle de düşebilir. Bu borsada her şey olur abi. O yüzden siz kendi kararınızı verin. Ee, sonra... Aramız bozulmasın, bana kızmayın. Marshall bir retest daha yaptı. Retestlere doyamıyor Marshall. Ee, 2300'e gitmişti. 2300'den 2080'lere geldi. Oradan 2155 kapattı. Ee, beklentili olduğum bir şirket bildiğiniz gibi. Bakın şurada yükselen trend desteği de var. Oradan da tepki aldık. Yani tak diye bir tavan vermesi lazım buradan artık. Artı 7-8'leri görmemiz lazım yani. Bu neyin baskısı anlamak çok güç gerçekten. Nitekim Borusan'da da aynı şey geçerli. Ya biz 30'a girmiş bir şirket bu Borusan. Yani bu neyin baskısı bu neyin şeyi bir yükselmemesi anlamak güç. Bakın yükselen trendin dibindeyiz günlerdir dibindeyiz bir kırılım yapamadık bir hareket edemedik yukarı. 605 TL desteğiyle hatta 602 TL diyelim. Devam ediyorum. Tıpkı Egean gibi burada da çok ciddi bir sıkışma var. İkisinin kırılması beraber gelirse belki keyif alabiliriz. Doğuş günü yeşil kapatan hisselerinden ama sınırlı bir yeşil. Kutu içerisinde kaldığımız müddetçe baskı sürecektir. Kutu içerisindekini kaçıncı günümüz oldu artık? Sayamıyorum. Kutu sıkıntılı bir kutu demiştik arkadaşlar. Aşılana kadar sıkıntı sürecektir. Flap yani flap'a ne diyeyim ki ya valla. Gerçekten yani son zamanlarda yaptığımız en başarısız analiz mi desem Vallahi böyle deyince de Şeyden dolayı değil ama Kendimize haksızlık ettiğimizi düşünüyorum Çünkü analizin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ee, Yani bunu şeyden de Söylemiyorum yani gerçekten Hata yapmayız öyle bir tip değilim Yani biliyorsunuz ama yani Şu düşüş çok manasız abi Gerçekten çok manasız ya Bu ne yani burada Bakın şu %45'lik düşüş içerisinde Bir mükemmel bilanço Bir temettü haberi bir de e, seçim süreci var yani bu seçimde hareketlenmesi gereken bir hissenin süreci var yani her açıdan beklentisi olan bir hisseyi nasıl boşalttılar işte bakın tepeden %45'lik bir düşüş yani inanılmaz bir durum abi yorumu siz yapın sevgili dostlarım ben ne diyeyim şimdi bakın bu hisse bu hisse şöyle haftalığa alayım hatta Yani dolar bazlı tepesinden 91 geride ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dolar bazlı tepesinden 91 geride ve bu iyi bilanço açıklayan bir şirket. Bakın bu bence çok ucuz bir şirket. Şu an yani zaten zaten içeride kaldık da ben çok ucuzladığını düşünüyorum bunun. Ee, mutlak bir hareket yapacaktır ama biz içeride olur muyuz artık ne ne yapmış oluruz ben bilmiyorum. Ama bu dolar bazlı çok geride kalmış şirketler. Ee, ciddi hareketler yapıyorlar. Yani yüzde %91 geride ve hala müthiş bilançolar geliyor. Bilmiyorum vallahi. Bakalım zaten mecburen içeride düşeceğim. Bu saatten sonra ben toplamıyorum yani o kadar zararı gördükten sonra. Ee, şahsen maliyet düşürerek bekleyeceğim. Ee, öyle söyleyeyim. Flap can sıkıcı bir süreç oldu gerçekten. Hatsan kutudayız. Kutuda devam ediyoruz. Aynı s e, espri devam. Artı +4 dermişti cuma gün. Cuma günü bugün eksi -4 geri alındı. Kutu üzerinde kaldıkça bence potansiyelli. Kontrolmatik, Kontrolmatik de yani günün yine efsane hisselerinden birisi. 246'dan 231'e bir gerileme, x6'lık bir satış. 248.6'nın üzerine atmamız lazım burada. Pasifik'ten aynı tarife devam. Bak aynı tarif. Eksi artı iki buçuk yükselmişiz. Eksi iki buçuk satış yemişiz. Yemişiz aynı tarife. Reader kutudan güzel tepki aldı. Reader tabana gidiyor dedim bir ara. Kutudan güzel tepki aldı. Artıya da geçti gibi oldu bir ara ama tutunamadı. Ya yani burası iyi bir destek. 46, 72, 48, 72. Tutunmasını ümit ediyoruz. Smart cdt e, SDT. Burada da bir kırılım gelmedi. 336 TL, 335 TL üzeri bir kapanış bekliyoruz arkadaşlar. SDT'de. Bunu silelim bakalım ya da kalsın. 335 TL üzeri. Kapanış bekliyoruz. Burada da sert bir satış dedik. Smart Güneş bu da tavana giden bir hissemizdi. Şu yeşil mumu bugün alıyorduk. Ama velakin. Artı 4'te kaldık. Yine fena değil tabii ama. Fena değil demek istemiyoruz artık. Yani bu kadar beklemişiz. İstediğimiz hareketler oluyor. Yurtdışında dışında enerjiler uçuyor, kaçıyor, patlıyor. Ee, bizimkiler de artık dip e, çalışmalarını tamamlamış, yukarı gitmeleri lazım. Ben niye artı dördü şükredeyim ki abi? Düşerken hiç eksi dördü şükretmedi ki, eksi altıları 7'leri görüyor sürekli. Yani niye şükredelim? Gitmesi lazım bunların. İşte, gidemiyorlar. Sıvart Güneş, ben hala söylüyorum çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ya fikirlerim beni bağlıyor arkadaşlar tabii hani. E, kararlar her zaman sizin tabii ki. Yeo teknolojinde de valla içeri daha güçlü girseli güzel olacaktı ama tam sınırda kaldı gibi yarın 218.5 üzeri kapanış güzel olur. E, 228-229 bandı da bir diğer direnç Yeo'da. Yeo'dan da çok umutluyum. Bir rahat bıraksalar şu piyasayı bir salsalar her hisse kendi hareketini yapsa da görsek. Platform çok güç satışıydı bugün platformda. Yani hoş olmadı bu da. E, taban yani direkt. Burada da seçimle beraber gelen bir yükseliş olmadı. Ben zaten bunu hani e, evet seçim de bir etken oldu ama dolar bazlı kırılımı çok güzel olduğu için takibi almıştım. Fakat e, çok sert bir geri basmayı burada da gördük bakın. Tepeden düşüş %31 platformda da. Şu dolar bazlı bir yükselen trendimiz var. E, şurada ve 0.236 desteğinin tam üstündeyiz. Bir tepki bulacağımızı ümit ediyorum arkadaşlar yakın zamanda platformda takibe devam ediyorum. Çünkü flaptaki durumun aynısı burada da var bakın. Tam akümülasyon bölgesi zaten. %58 geride. Eee, dolar bazlı zirvesinden platform turizmde. Forte forte her geçen gün ucuzlamaya devam ediyor. Eee, destek seviyesi 65.50 Şöyle bir sıkışması var bu yön belirleyecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Biraz da bir 30'a bakayım kısaca hemen. Ya şu Hektaş'ı bir 30'dan çıkarsalar da rahatlasak artık. Vallahi billahi. Ya kötü bilançosu var. Kötü fiyatlaması var. Yatırımcısınız sevmez. Yani kimseye bir faydası dokunmaz. Bugün Twitter'da kara delik dedim. Kara delik gerçekten. Ya içine yaklaşan içine çekiyor yok ediyor abi. Yani böyle bir düşüş yok. E biz 53 liradan 15'te düşüyorsa 130'da olmasın abi yani hani çok da gerek yok. bilançolarda bu kadar kötüse sürekli TL'ye bazlı %70 zirvesinden geride yani. E, şuralarda yakalananlar falan 40'larda yaka bitti adamlar ya. Allah sabır versin yani. 40'larda hani falan hadi 50'leri geçtim. 40'larda yak yakalanmak bile berbat. E, 30'larda yakalanmak bile kötü yani. Şöyle bir desteği var 15 TL ama ben şahsen Sasa Ektaş'a bulaşmadım artık. E, aylard aylardan biri bulaşmıyorum. Söylemiştim sizlere de e, ee, olana da Allah vallahi sabır versin. Biz ne çekiyorsak siz bir fazlasını çekiyorsunuz gerçekten. Ee, ama çok uzak durmak lazım bu sasadan ektaştan diye düşünüyorum. Ya yani çimentolar zaten satış yeri, ektaş Sasa satış yeri. Bunlar normal. Ee, hadi nis nispeten normal yani bence yine. Ee, Kozal eksi altılık bir satış yeri. Burada da çok ciddi bir satış gördük. Artılara bakalım. Artılarda Koç Holding beklendiği gibi güzel bir hareket yaptı. Holdingler iyiydi zaten bunu bekliyorduk yani. 215 üzeri kapanış lazım. Hani Koç Holding'de de bakın 2 gün yükseliş geliyor, 3-4 gün yerinde sayıyor. 1 gün yükseliş geliyor, birkaç gün yerinde sayıyor. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Hani bugün BIST 30 gitti. Yine BIST 30 aslında nasıl desem 10 gün gidiyor, 10 gün yerinde sayıyor gibi oluyor. Yani aslında kümülatif baktığımızda bazıları hariç geçenlerde tek tek bakmıştık ya 3-5 tane sadece doğru düzgün kazandıran bir şey de yok. Koçla Sabancı zaten takibimizde olan şirketler. 215 kırılımı lazım burada. Bankaların e, pozitif, bankalar yeni zirvelere gidiyorlar. Bankalar bu sene pozitif olacak. E, bundan sürekli bahsediyorum. 24.74 ana desteğimiz hatta artık 27.14'te sağlam destek. Tofaş Tofaş buradaki kırılımı vallahi şey yaptı. Ee, kafasına göre burayı kırıyor, dönüyor, kırıyor, dönüyor ama şuradaki kopuşun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, tofaş'ın yeni zirve yapmasını bekliyorum. Bir anormallik olmazsa ama tabii ki bir anormallik olabilir. Sahol 84.50 haftaya iyi başladık Sahol'de. 3 ee, haneleri artık yani bekliyoruz 102 TL ilk hedefimiz 3 haneler. Sahol'de beklentim yine Akbank'ta Hadi onu da göstereyim. Akbank'ta da girişat gayet güzel. E, bankalarda girişat güzel bir problem yok. E, bu sene çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum bildiğiniz gibi. Türk Hava Yolları 300 seri üzerine attı. Bu değerli. Yani 295 lira test bugün üzerine koyduk. 295 desteğimizle 400 yolculuğumuz başladı. Pegasus bu e, 1200-1300 yolculuğunu hala başlatamadı. Pegasus'tan öyle bir beklentimiz ama işte yerinde sayıyor Pegasus'ta bakın. Bayağı bir yerinde sayılır. Yani Türk Hava Yolları gidiyor diyoruz da Türk Hava Yolları hemen 250'den takip aldım. 250 neredeydi? Bakın şuralardan da hep iki, burada bile 250 idi yani <laughs> Ağustos'ta bile. Ağustos'tan bir yana Türk Hava Yolları'nın kazancı %13 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. yani gidiyor gidiyor diyoruz ya çok da bir şeyin gittiği yok aslında yani hani bir 30'da da çok bir şeyin gittiği yok. Koç Holding mesela. Koç Holding Ekim'de Ekim'de 160 TL'ymiş. Şu an 209 TL %30 yükselmiş Ekim'den bu yana yani. Hani Öyle devasa bir yükselişi de yok. İşte şurada Şubat'ta e, bir buçuk ayda yüzde yükselmiş. E, ne bileyim onun dışında Pegasus zaten rezalet durumda Pegasus. Yani Pegasus Ağustos'ta bin liraymış. Şu an yüzde on geride. Tofaş zaten endeks 4500 iken yani Tofaş bu fiyatlardaydı göstermiştim. E, Saul bir tık üstüne koydu. Ki o da zaten bizim önde gelen şirketlerimizden birisi bildiğiniz gibi. Şişenin zaten yatacak yeri yok. Yani şişe inanılmaz bir şişe gerçekten. Yani ocakla geçen yılın ocağı ile aynı fiyatta şu an. Yani bir buçuk senedir aynı fiyatta gezen bir şişe. Ha, Petkim, Kontrol, e, NK, Kontrol Petkim, Enkaya, Aselsan. Ya bunlar e, çok öyle yüksek üstüne koymamış bir şey. E, dediğim gibi büyük teknoloji rallisi dışında ki <laughs> orada da bir noktadan sonra spekler çok olaya dahil oldu büyük teknoloji rallisi dışında son 8-9 ayda borsanın verdiği hiçbir şey yok. Tamamen tırmalayarak kazanıyoruz. Bu ben ne zaman kazandım şahsen? Bu yılbaşı ile Şubat arasında o 2 aylık dönemde güzel bir kazanç oldu. Ondan önce bekliyorduk. Şimdi de beklemeye devam ediyoruz. Yani orada bol bol kar realizasyonu yaptım bakın. Onlar olmasa zaten şu an hani ee, çok daha moral yerlerde doğurduk. Size de söyleme nedenim buydu zaten. Abi bol bol realizasyon yapın. Çünkü piyasa düşünce bunlara tutunacaksınız. Bol bol kar edin. bol bol kar realizedin. Ee, şimdi onların diğeri daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Dostlarım bugünlük bu kadar diyelim. İstekleriniz olursa yorumlara yazın. Ee, Twitter'da akşam bakarız beraber konuşuruz. Kendinize de iyi bakın. Canınızı sıkmayın abi. Toparlayacağız yani böyle böyle toparlayacağız e, ee, borsa kaybedilen borsada kazanılır demişler. İnşallah bu şiarı <laughs> yerine getireceğiz. Görüşmek dileğiyle ee, hoşça hoşçakalın.